gördüğünüz gibi zincirim pırıl pırıl oldu arkadaşlar. Bakın pırıl pırıl oldu. Kozmik Motorcu'dan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün motosikletimizin zincirini nasıl temizleyeceğiz, nasıl yağlayacağız, bunlardan bahsedeceğim sizlere. Lazım olan malzemeleri hemen gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle küçük kutulara ben gaz yağı koydum. Şimdi gaz yağı deyince wow diyenler çıkacaktır mutlaka ama kullanım tecrübelerimi anlatacağım size arkadaşlar. Bu iş gaz yağıyla tertemiz yapılıyor. Şöyle bir bezim var arkadaşlar. Gazetemiz, fırçamız ve şöyle kutuların içerisine de gaz yağı koydum. Hadi motorumuzu açalım. Reji, kayıtta mıyız? Şimdi dostlar benim şöyle küçük bir oturan var. Bu zaman zaman yamuluyor falan filan ama iş görüyor yani. Yamulunca da elimle düzeltiyorum el yordamıyla. Yola devam ediyoruz. Kırılana kadar devam. İnşallah başımıza bir gün bir şey gelmez. Şimdi arkadaşlar benim kullandığım yağ Putolay marka Drytec modeli Ultimate Racing Chain Loop diye geçiyor. Böyle güzel bir yağ var. Bu yağ herhangi bir şekilde çapaklanma yapmıyor. Herhangi bir şekilde benim jantıma sıçrayıp böyle jantta bir katman oluşturmuyor. Jantı temizlerken temizlik esnasında beni zorlayacak bir unsur, bir kalıntı bırakmıyor. Gerçekten zincire çok iyi tutunuyor. O-ringlerin içerisine çok güzel nüfus ediyor ve sürüş esnasında eğer yol hissiyatınız, motosiklet hissiyatınız gelişmişse zincirinizin ne kadar o sırada sağlıklı çalıştığını sesinden, motorun gidişinden, tekerleğin dönüşünden anlıyorsunuz. Ben şöyle gördüğüm boş kutulara İşte burada Ofsinek spreyi var. Bunun içerisine gaz yağımı doldurdum. Şöyle küçük bir kovaya koyup fırçamı ona bandırarak da yapabilirdim ama gereğinden fazla gaz yağı harcayabilirdim. İsraf yapmamak için böyle sadece kullanacağım kadar ilgili alanlara sıkıp fırçayla hemen müdahalesini yapacağım. Böyle bir fırçamız var. İsterseniz hani böyle bir fırça temin edemiyorsanız eski bir diş fırçasıyla da bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz dostlar. Artık internetten zincir yağı alırken şöyle yanında bu fırçayı hediye bile gönderen satıcılar olabiliyor. Biraz araştırırsanız denk getirebilirsiniz siz de. Ben açıkçası en son ne zaman para verip şu fırçalardan satın aldım hatırlamıyorum. Çünkü mutlaka bir şey alırken motosikletle ilgili yanında bunu hediye olarak gönderiyorlar. Gazeteyi de yere sereceğim ki sonuçta burası benim motosikletimi park ettiğim bir alan. Hem yerin yağlı olmasını istemem. Aslan yattığı yerden belli olur. Hem de doğaya zarar vermiş oluruz. Yerde sonuçta böcekler de geziyor, karıncalar da geziyor. Şöyle bir bezim de var arkadaşlar. Zaman zaman bezi de kullanıyor olacağım. Bezimi nereye koyayım? Şöyle koyayım, şurada dursun. Tamam. Bazı videoları gördüm. İşte balonun üstüne sıkıyorlar. Bakın balonu patlatıyor gördünüz mü? İşte balon da böyle sonuçta elastik bir malzeme ya. Hani böyle plastik gibi yumuşak bir malzeme. O-ringler de çünkü onun gibi bir malzeme. Hani benzetme yapıyorlar. İşte bakın gaz yağı ne kadar zararlı, o ne kadar zararlı, bu ne kadar zararlı diye. Vallahi şunu söyleyeyim arkadaşlar. Kendimi bildim bileli ben gaz yağı kullanıyorum. Ve herhangi bir şekilde zincirimde bir şekil bozukluğu, herhangi bir giderken böyle zincirin atması, attırması, böyle bir sürüşü aksatması gibi herhangi bir şey hiçbir zaman yaşamadım. Ama benden önceki kullanıcıların yaptığı hatalar varsa onun bedeli tabii ki bana yansıdı. Gittim hemen tekrardan yeni bir zincir seti dişli takarak sorunu çözdüm. Motosikleti çalıştırıp öyle temizlik yapmaya çalışıyorlar. Bakın burada gördüğünüz dişliler hiç affetmez. Parmağınız şuraya bir kere girdiği anda yeni bir parmak satın alamazsınız kendinize. Sakın arkadaşlar böyle bir hata yapmayın. Motorunuz kapalıyken bu işlemi yapın. Bu çok önemli. Evet, şimdi gaz yağımızı sıkmaya başlıyoruz bakalım. Ne zaman duracağız bu sıkma işleminde ondan bahsedeyim size. Birincisi böyle elinizle döndürürken artık daha rahat döndüğünü fark edeceksiniz. Baktığınız zaman artık her yere bulaştığını, ıslak ıslak parladığını gördüğünüzde ha tamam demek ki yeteri kadar gaz yağı kullanmışız diyoruz ve birazcık bekliyoruz böyle bir 30 saniye kadar. Biraz teneffüs etsin diye. Gördüğünüz gibi şu kadarcık küçücük bir kutu yetiyor arkadaşlar bu işi yapmamıza. Evet. Şu anda iyice temizlenmeye başladı. Şöyle gördüğüm yerleri ekstra fırçalıyorum. Arkadaşlar burada önemli olan şey, yani bu silindir gibi gözüken şey, bak ne güzel pislikler akmaya başladı. Gaz yağının oralara ulaştığından emin olmanız gerekiyor. Hem de yağlarken de yine aynı şekilde yağlayacağınız yerin bu bölgelere
denk gelmesine özen göstermeniz gerekiyor. Şimdi geldik en önemli bölüme. Bakın tertemiz parladığını göreceksiniz arkadaşlar şimdi zincirin. Altın sarısı parlayacak zincir. Zaten buraya pisliğini bırakıyor çıkıyor. Parmaklarınızı da şöyle orta hizaya bu göbeğe denk getirirseniz oradaki pisliklerin çıkması göze görülür derecede kolaylaşacak. Şu an kamerada inşallah belli oluyordur arkadaşlar rengi. Bayağı altın sarısı gibi şu an güzel güzel parlamaya başladı. Eyvallah ciğer. Gördüğünüz gibi zincirim pırıl pırıl oldu arkadaşlar. Bakın pırıl pırıl oldu. Para verip o kadar böyle pahalı şeyleri almanıza gerek yok. Bak tertemiz zincir. Başlarken nasıldır rengi? Şu an nasıl? Görüyorsunuz. Şimdi de artık yağlama aşamasına geldik. Güzelce yağlayacağız. Defteri kapatacağız. Evet. Bu iş gaz yağıyla da gördüğünüz gibi oluyor arkadaşlar. Ve yani dediğim gibi herhangi bir deforme, işte zincirin bollaşması, zincirin ne bileyim gerilmesi, zincirin halkasının kopması, bir şey olması hiçbir sorun yaşanmıyor arkadaşlar. Gaz yağıyla rahat rahat yapabilirsiniz. Şuradan bezimi de alayım da. Bundan önce kullandığım zincir yağı markası Kastrol'dü arkadaşlar. Kastrol de çok güzeldi ama Kastrol'ün hemen inceldiğini görüyordum. Yani tutunması pek iyi değildi. Yine jantımda bir leke iz falan bırakmıyordu bu arada. Kastrol o konuda iyi. Üzerinde tutunamadığı için zincirim kısa sürede hemen yağsız hale geliyordu. Fakat Putoline'a geçince hem temizlik anlamında yeterli olduğunu, hem zincire iyi tutunduğunu, ondan sonra hem jantı kirletmediğini, işte temizlerken kolay çıktığını görünce tercihimi uzun zamandır Putoline'dan yana kullanıyorum arkadaşlar. Sezar'ın hakkı Sezar'a. İyiye iyi diyeceğiz. Kötüye de kötü demeyelim de kötü demek pek hoş değil. Tavsiye etmeyiz. Kullandık böyle böyle deriz yani. İyice içmesinde arkadaşlar. Bu kadar yağlamanın yeterli olduğunu düşünüyorum. Hafif şimdi burada donmalar da başladı. Yağın beyazladığını da görüyorum etrafında. O da işi yeterli düzeyde yaptığımı gösteriyor. Görmediğim yerlere ekstra böyle bir iki fıs atıyorum. Tamam, mis gibi oldu. Evet arkadaşlar, motosiklet zincir temizleme ve zincir yağlama videosunun da sonuna böylece gelmiş olduk. Ellerim de bu kadar kirlendi. Ustalık yaptık, olacak o kadar. Kanala abone değilseniz arkadaşlar, lütfen abone olmayı, bana destek olmayı unutmayın. Videoyu da beğenmeyi, yorum yapmayı da unutmayın. Bunu her seferinde diyorum ki videonun başında söyleyeceğim, gene sonuna kaldı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kalın sağlıcakla, güvenli sürüşler.